Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum DigiSpace CEO'su Serkan Ömer Beyoğlu. Serkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serkan Bey ile birlikte bu fintech sektörünü detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. İlk 10 aylık performans, elbette DigiSpace'in performansı. Yine finansal teknolojiler alanına, şirketlerine yapılan yatırımları detaylı bir şekilde konuşacağız. Finansal teknoloji şirketlerinin yurt dışı yatırımlarını konuşacağız. Keza DigiSpace yılbaşında hem kendi yatırım aldı hem de yakın zamanda yurt dışında yatırım yaptı. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine fintech sektörüne yönelik beklentiler önümüzdeki dönem için bir diğer konu başlığımız olacak. Serkan Bey, bütün konulara geleceğiz ama öncelikle tabii başlarken kısaca izleyicilerimiz için DigiSpace'i tanımak isteriz. Bir hikayesini anlatırsanız, ne zaman kuruldu, kimlerle çalışıyor, hangi hizmetleri veriyor? Buradan başlarım, sonra diğer konulara geçeriz. Tabii. Aslında özünde DigiSpace bir teknoloji şirketi. Hem bankaların hem de bankacılık alanında bir dikey oluşturmak isteyen çoklu müşteriye sahip şirketlerin, büyük şirketlerin onları bu işleri yapabilmesi için olan teknolojiyle üreten bir şirket. Türkiye'de hem Türkiye'de hem dünyada hem bankalarla hem çoğu büyük fintechlerle hem de telekomünikasyon şirketlerinin bu alanda faaliyet gösteren şirketleriyle ve en son zamanda da özellikle son bir yıllık yeni bir trendde de büyük şirketlerle, yani çoklu müşteriye sahip şirketlerle de bu alanda çalışmaya başladık. 750 kişilik bir şirket ama neredeyse iki katından fazla da outsource kaynak kullanıyoruz. %100 Türk mühendisleriyle oluşan, Türkiye'den hizmet veren bir şirket yapımız var. Peki şimdi Türkiye'nin büyüme ve özellikle yurt dışından yatırım almaya devam eden gözde sektörlerinden bir tanesi finansal teknoloji sektörü. Biz de Bloomberg ailesi olarak bu programla sektörü 7 yıldır çok yakından takip ediyoruz. Gelişimi gözlemliyoruz ve izleyicilerimize de aktarıyoruz. İlk 10 aylık performansa bakacak olursak genelde sektör, özelde sizin için nasıl bir dönem oldu? Şimdi DigiSpace üzerinde bakarsanız aslında bizim için dünyadaki konjonktüre ters bir şekilde başarılı geçtiğini düşünüyoruz. Yani bu geçtiğimiz sene, yani son 10 ayda özellikle fintech yatırımlarının dünyada azaldığı, çarpanlarının çok daha kısıtlandığı, çok daha düşük bir hale geldiği ve cazibenin birazcık yitirildiğini düşündüğümüz bir sene oldu. Böyle globalden olması, konuşuyoruz. Globalden yani. Konuşuyoruz. Ama DigiSpace özeline baktığınız zaman bu sene sadece $70 milyon yatırım aldık. Birçok alanda kendimizi büyüttük. Özellikle DigiSpace'in bu sene baktığınız zaman geçen sene itibariyle çok büyük bir orandaki geliri ve karını yurt dışından üretmeye başladık. Yani bu oranlar 60'ları 70'leri geçmiş durumda şu anda. Oldukça önemli bir. Evet. Son olarak da biliyorsunuz bir de yatırım yaparak buradaki bölgedeki ve şeydeki yatırımımızı da biraz daha güçlendirmeye, pozisyonumuzu güçlendirmeye çalıştık. Onun detaylarını soracağım zaten biraz. Tabii. Ama genel olarak zor bir seneydi hepimiz için. Ama bu zor senede herhalde kendimizce başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ve yatırım sürecimizi tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Serkan Bey, fintechlere yatırımcı ilgisi devam ediyor. Sene başında ciddi bir yatırım aldınız, 600 milyon değerleme üzerinden ve çok önemli yatırımcılar var yatırımcılarınız arasında. Yatırım tutarı rakamdan ziyade yatırımcıların niteliği de çok önemli oluyor tabii bu tarz yatırımlarda. Bu yatırım sürecini anlatır mısınız, yatırımcılarınızdan biraz bahseder misiniz ve bu yatırımlar sizin hedeflerinize ulaşmakta nasıl bir rol oynuyor? Bir kere Sefer Bey, öncelikle dünyada zor bir sene oldu. Yani yatırımcı ilgisinin azaldığı, çarpanların düştüğü ve paranın azaldığı, yatırıma döndüğü paranın azaldığı, hem dünyadaki merkez bankalarının faiz artırması sebebiyle hem de iştahın birazcık düşmesi sebebiyle zor bir seneydi. Ama bu zor senede biz DigiSpace olarak yatırım turuna çıktığımızda yaklaşık 7-7,5 kat bir talep geldi. Ve bu talep bu şeyi de karşılarken bu yeni yatırımcılarımı seçerken çok dikkatli olmaya çalıştık. Çünkü önümüzde uzun bir yol olduğunu düşünüyoruz. Ve bu uzun yolda da bizim bu gitmek istediğimiz, hedeflerimize varmak istediğimiz yatırımcı profilini yakalamak istiyorduk. Zaten biliyorsunuz bu yatırım turunu ilk aşamasını Avrupa Birliği İmar ve Kalkınma Bankası zaten DigiSpace'in yatırımcısıydı. İkinci yatırım turuna da girdiler. Biz kendilerinden gerçekten çok mutluyuz. Özellikle yurt dışı hikayemizde çok katkıda bulundular. Aynı zamanda da Avrupa'dan da Türkiye'de ilk defa Truffle Capital, ki Avrupa'nın en büyük fintech yatırımcılarından bir tanesidir. 180 küsur tane yatırımların olduğu
ve sadece Avrupa'nın içine ve özellikle de Merkez Avrupa'ya yatırım yaptıkları bir büyük bir fon Truffle. Truffle da bizim Avrupa'daki varoluşumuza ve burada yapacağımız hizmetlere, vereceğimiz hizmetler için bize güç katacağını düşünüyoruz. 70 milyona yakın bugüne kadar para şey yaptık son roundda, yani bu sene içinde 70 milyon dolar para raise ettik, para yatırım aldık. Bu sadece bu da değil, aynı zamanda şu anda da hem dünyanın en büyük ödeme sistemleri şirketlerinden bir tanesi DigiPay'sin yatırımcısı oldu. Süreç tamamlandı ama bunu basın toplantısında duyurmak istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesi yatırımcımız oldu. Bunları da bu süreçte de duyurmayı planlıyoruz. Yakın bir gelecekte duyuracağız bunları da. Biz tabii en büyük buradaki hikayemiz bizim yurt dışında yazmayı planladığımız hikaye. Şu an şirketin gelirlerinin çok büyük bir kısmı yurt dışından geliyor. Ama gerçekten çok büyük bir kısmı. Bu özellikle bu Neopay öncesi olan kısım. Neopay ile birlikte hem yurt dışındaki varlığımızı hem de bölgesel varlığımızı da arttırmayı planlıyoruz. Şimdi yurt dışı dediniz, Neopay dediniz. İsterseniz oraya gelelim. Geçtiğimiz aydı, yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında bir yatırım yaptınız. Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli bir satın alma gerçekleştirdiniz. Bankanın ismini yanlış söylemeyeyim, Maşrek'ti galiba değil mi? Doğru, Maşrek. Ödeme çözümleri sağlayıcısı Neopay'ı aldınız. Burada çoğunluk hissesini satın alma anlaşmasını duyurdunuz. Şimdi bu süreç nasıl gelişti? Bu anlaşma size ne katacak? Burada hedefler neler? Tabii biz fintech şirketleri konuşuyoruz. Orta Doğu pazarı, özellikle Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz bölge ve pazar Türk fintechlerin radarının yoğun olduğu noktalar. Ama bu Neopay özellikle Birleşik Arap Emirleri coğrafyasında da bölgesinde diyelim oldukça önemli de bir rolü var aslında değil mi? Şöyle, şimdi biz zaten bölgede yaklaşık 5 senedir aktiftik ve onlarca müşterimizin olduğu geniş bir hizmet ağımızın sağlandığı bir yapıyı orada kurgulamıştık zaten. Önemli bankalarla çalışıyoruz, önemli fintechlerle çalışıyoruz. Dediğim gibi yani şirketin geleceğini zaten çoğu bu bölgeden geliyor. Ve şunu gördük, yani biz bu bölgedeki gücümüzü daha da pekiştirmek ve verdiğimiz hizmet ağını da genişletmek için uzun süredir bir yatırım bakıyorduk. Şimdi buradaki tabii Neopay'in olması birçok açıdan bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bir kere oradaki ortağımız Maşrek Bank çok hem çok reputable hem çok eski hem oranın en büyük bankalarından bir tanesi. Ve sadece o taraftaki bize katacağı güç bile bizim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İkincisi satın aldığımız şirket Birleşik Arap Emirlikleri'nde %30'dan fazla pazar payı olan, sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil, aynı zamanda Suudi Arabistan, Mısır, Oman, Bahreyn ve Bahreyn'in de olduğu geniş bir coğrafyada hizmet veren bir şirket. Biz mesela Mısır'a yeni giriyoruz ama bu satın alma ile birlikte Mısır'daki varlığımız bir anda önemli bir yere gelmiş olacak. Şimdi buradaki en önemli yanlardan biri, DigiPay tarafıyla Neopay'i birleştirdiğiniz zaman, DigiPay teknolojisini Neopay'i birleştirdiğiniz zaman biz yakın gelecekte 3 sene içinde Neopay'in karının ve EBITDA'sının en az 2,5 katına çıkacağını öngörüyoruz. Bu açıdan hem Orta Doğu pazarında önemli bir oyuncu olmak açısından hem oradaki varlığımızın, verdiğimiz hizmetlerin yelpazesinin genişletmek açısından hem de bir güven açısından bizim için bu satın alma çok değerli ve çok önemliydi. İnanın bir buçuk senedir uğraşıyoruz. Yani şirketin önemli bir kaynağını biz bu işe zaten dedike etmiştik. Sonuca varmamız bizi çok mutlu etti. İnşallah çok yakın bir gelecekte yani burada çok daha farklılaştığımız, çok daha önemli hizmetleri verdiğimiz bir oyuncu hali de gelmiş de olacağız bununla birlikte. Finansal teknolojiler ekosisteminde de oldukça ses getiren bir satın alma oldu diyebiliriz bu satın alma için. Evet, yani inanın esas etki Orta Doğu'da oluştu. Çünkü Orta Doğu'da tabii öyle böyle bir hani biliyorsunuz çok zor oluyor. Bizim gibi bir Türk şirketinin orada gidip var olmaya çalışması ki biz gerçekten de dediğim gibi yani büyük oranı taşımış şey almış bir şey olarak zordu ama esas etkisi yani
Biz bu satın almayı duyurduktan sonra 3 tane bekleyen işimizi kapattık. Tabii bir piyasaya da güven verdi. Yani bizim artık bir yolcu değil hancı olduğumuzu da orada gösterdi. Çok inanıyoruz o pazara. Çok dinamik bir pazar. Ve bu yakın gelecekte de orada çok şeyler değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi o pazara çok inanıyoruz, güveniyoruz dediniz. Zaten sıradaki sorum da hani Körfez bölgesi radarınızda. Buralarda başka neler yapacaksınız? Nasıl yatırımlarınız var? İleriye dönük biraz planları da açarsanız sevinirim. Tabii. Şimdi şöyle, Suudi marketi bizim için çok önemli. Suudi Arabistan marketi gerçekten çok önemli ve orada da önemli şeyler yapıyoruz. Önemli iş ortaklarımız var ve iş ortaklarımızla büyük platformlara yatırım yapıyoruz. Orada da bir satın almamız var. Bu kadar büyük olmasa da orada da bir satın almayla şey yapmaya çalışıyoruz. Sefer Bey, buradaki en büyük stratejimiz şu: bizde olmayanı en etkin şekilde tamamlayabilme üzerine oynuyoruz. Çünkü yani hani çok seviyorum, hani bir Göte'nin bir lafı var: ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan daha akıllıyım diyor. Bizim öyle bir akıllı olmak gibi bir şeyimiz yok ama biz de hep oturup da bilmediğimizi tespit edip veya eksik olduğumuz yeri tespit edip onunla ilgili önlem almaya çalışıyoruz. Ve pazarı dinliyoruz, müşteriyi dinliyoruz ve ona uygun da şeyler yapıyoruz. Bir sonraki amacımız burada Avrupa çok inandırıyor bizi. Avrupa'ya bir özellikle hem ortağımızla birlikte hem de yeni şirkette yepyeni geliştirdiğimiz teknolojilerle birlikte Avrupa pazarında da yeni yatırımlar yapıyoruz şu an. Ülke olarak verebileceğiniz ülke var mı Avrupa'da? İlginç bir şekilde şu an Fransa'da bir şeyimiz var. Yakınlaştığımız ama sonucuna gelmediğimiz. ama çok iddialı ve çok bundan daha büyük bir işbirliğini, bu birazcık daha yatırım artı işbirliği gibi çok büyük bir partiyle sonuçlandırmak yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye'nin önde giren markalarından biri olan Sadakat programı aslında iştiraklerinizden bir tanesi. Burada neler yapıyorsunuz? Çünkü Sadakat programlarına baktığımızda aslında onlar da günümüzde yavaş yavaş bir fintech şirketi gibi hareket eden faaliyete başladığı ana amaçtan faaliyetini daha da genişleten şirketlere yöneldiğini görüyoruz tabii ki. Burada neler yapıyorsunuz? Şimdi biz Zuzu'yu çok seviyoruz. Sevmemizde iki tane temel neden var. Bir, çok inanıyoruz. İki, bizi Doğuş Holding'le beraber bir araya getirmesine vesile olduğu için de çok mutluyuz. Çünkü biz Doğuş Holding'le beraber hem Orta Doğu'da hem şeyde de çok da yardımını da gördük. Buradan da Sayın Ferit Şahin'e de çok teşekkür ediyorum. Şimdi Zubizo hikayesi çok tabii derin bir hikaye bizim için ve çok da önemsediğimiz bir hikaye. Biz aslında bu yeni nesil ödeme sistemleri ve aslında bankacılık yapısıyla, BaaS'la veya Embedded Finance dediğimiz gömülü bankacılık hizmetleriyle birlikte Zubizo'nun çok önemli bir yer alacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 2,5 senedir oradaki teknolojiyi değiştiriyoruz ve yakın zamanda göreceksiniz aslında DigiPace'in hani bu biz enabler dediğimiz mottosuna, yani insanları bu işleri yapmasına vesile kılacak teknolojileri üretirken Zubizo'da da burada çok etkin bir rol düşeceğini şey yapıyoruz. Buna da uzun süredir hazırlanıyoruz. Ve yakın bir zaman içinde bizim müşterilerimizin Zubizo'yu bir layer olarak kullanabildiği yepyeni teknolojik faydalar, bu özellikle bazı teknolojilerle birlikte entegre bir yapısında hizmet vereceğini görüyor olacağız. Peki şimdi aslında son 4 dakikaya geliyoruz. Baktığımızda fintech sektörüne yönelik sizin genelde sektöre yönelik önümüzdeki dönem beklentileriniz neler? Şimdi tabii Amerika'daki faizlerin düşmesiyle birlikte biz yatırım tarafında da iştahın artacağını düşünüyoruz. Tabii bu iştah artışı böyle biliyorsunuz bir anda bundan yaklaşık 2 sene önceki gibi böyle derin bir artış beklemiyoruz. Yani biz buradaki bu şeyin oturmasının, tekrar bu yatırım iştahının oturmasının 2026 bulabileceğini düşünüyoruz. Yani 2025'te bu sene 2024 kadar olmasa da yine zor olacağını düşünüyoruz. Ama 2026'dan sonra bu konjektürde daha da rahatlayacağını ve hem çarpanların hem de iştahın bu oranda artacağını düşünüyoruz Sefer Bey. Peki şimdi bu beklentiler çerçevesinde tabii DigiPace özelinde soracağım. Önümüzdeki dönem yol haritasında neler var DigiPace'in? Önümüzdeki dönem yol haritasında hem Türkiye'de hem
yurt dışında büyümek var. Yani demin söylediğim gibi Orta Doğu ve zaten biz Türkiye Cumhuriyetler'de epey bir faaliyet içindeyiz. Orada bir sürü, birçok müşterimiz var, birçok altyapılar sağlıyoruz. İşte Orta Doğu'da satın almalarımız daha da küçülerek devam edecek. Ama Avrupa bizi çok iştahlandırıyor. Avrupa pazarında da bir hizmet ağımızı sunmaya başlayabilirsek, şu an sadece iki tane müşterimiz var Avrupa'da. Bunu arttırabilirsek şirket için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Yani biz yurt dışında hizmet verme kritik eşiğini aştığımızı düşünüyoruz. En azından psikolojik olarak. Biliyorsunuz bu en zor şirketler için şeydir. Kesinlikle. Yani Türkiye'de hizmet verdikten sonra yurt dışında hizmetlerinize başladığınız ve ilk müşteri almanız arasındaki şey belki bizim sektördeki en zor şeylerden bir tanesidir. Önemli yani, bir bariyer tabii. Çok, çok. Yani biz ne çektiğimizi ilk müşteriyi alırken biz biliyoruz. Ama bu psikolojik olarak da, patolojik olarak da aslında biz burada aştığımızı düşünüyoruz. Ve artık bir de bir kendimize güvenimiz de geldi bu konuda. Ve Avrupa'da da her ne kadar diğer pazarlara göre, bize göre algı yönetimi açısından zor olsa da Avrupa'da da başarılı olacağımıza inanıyoruz. O yüzden de hem Avrupa'da hem olduğumuz coğrafyalarda büyüyerek bir büyüme hikayemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki Serkan Bey, şimdi son iki dakikaya girdik ama burada tabii az önce bahsettiğiniz kaynaklı, tabii program başında da bahsettiğiniz geçmiş dönem exitlerinizden. Şimdi bizim yayınımızı sektörden çok fazla izliyorlar programımızı. Tabii bankaların yanı sıra fintechler de izliyor, genç girişimler de izliyor. Özellikle yurt dışı tarafındaki ilk bariyerin önemini ciddi bir şekilde anlattınız ki bunu ben de sohbetlerimde hem yayınlarda hem özel sohbetlerimde ciddi anlamda ne yaşadıklarını paylaşıyorlar. Dolayısıyla sizden bu deneyimi paylaşmanızı isteyeceğim. Neler önerirsiniz yurt dışına açılmak isteyen girişimlere? Yani ben hep bu konuyla ilgili nacizane gördüğüm şey, bir kere gerçeği kabul etmek gerekiyor. Yani ilk başlayacağımız yer, biz DigiPace'de de böyle yaptık. Bizim elimizde ne var? Yani önce bir bunu doğru anlamaya çalıştık. Sonra yurt dışındaki talep ne? Yani aslında bunu gerçekten Sefer Bey, en kritik kısmı bu. Yani benim elimde bu var. Bu yurt dışında, Türkiye çok dinamik bir pazar. Bu yurt dışında kesin çok tutar diye çıktığınız yolda ben en azından başarısız olduğum birçok case olduğunu gördüm. Yani burada önemli olan yurt dışında nasıl bir pazar var ve benim ürünlerim bunu ne kadar match ediyor, bunu doğru bir şekilde tanımlanıp da yönetilebilirse o zaman başarı geliyor. Ve bu hiç, hep onu söylüyorum. Yani yurt dışındaki müşteri aman DigiPace gelse de biz buna böyle bir ürünlerini alsak diye bakmıyor. Yani siz gidip ilk müşteriyi ikna etmeniz çok şey oluyor. Ama bu konuyla ilgili de hem dediğim gibi pazarı tanıdıktan sonra doğru ürün şeyini sunarsanız ve orada da lokal olursanız bu başarı bir zaman sonra geliyor. Bu kısa vadeli bir başarı olamıyor. Yani bizim ilk müşteriyi almamız arasında epey bir zaman geçti. Biraz sabırlı olmak. Sabırlı olmak gerekiyor ve inandığınız yolda da devam etmek gerekiyor. Serkan Bey, çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Değerli katılımınız için teşekkür ederim. Önümüzdeki dönem hedefler için de Bloomberg ailesi olarak size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem sektöre katkınız hem de bu röportaj için. Teşekkürler. Finansal Teknoloji'nin sonuna geldik. Konuğumuz DigiPace CEO'su Serkan Ömer Bey oldu. Serkan Bey ile birlikte sektörde geçtiğimiz günlerde ses getiren DigiPace'in Körfez bölgesinde Dubai'de satın almasını konuştuk. Önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk. Özellikle yatırımcıların fintech sektörüne ilgisini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.